Gelişi güzel sohbetler. Bir danjör sorunsalı. Evet Cihan. On the go dediğimiz random veya daha An İngilizce... Ya. <laughs> Hayır on the go. Yani. Yolda. E aynen yolda yapıyoruz ve random aniden kayıt tuşuna basıp daldığımız konular serisinde bir başka yan konu mini konuyla karşınızdayız. Hoş geldik. Bugün ben bilmiyorum ama konuyu bu. Sen arada. bilmiyorsun ben biliyorum. <laughs> konuyu dinleyen de bilmiyor ben de bilmiyorum şu kadar. Ya konu şu aslında aslında bildiğin bir şey biraz dinleyen için birbirimizin e, beraber geçen yıllarındaki hikayelerden yola çıkarak onlara kendimizi tanıtmak diye düşündüm. Tamam. Çünkü az Aynı önce sen? az önce şöyle bir şey dedin. Az önceden kastım bir diğer. Şu an bir danjör geçiyor. Burada bir bekle. O back kadar onduk <laughs> <laughs> Şu anda inanmazsınız. <laughs> Bulunduğumuz mekanın önüne vidanjör fark etti ve... Peki sana senin girmeye çalıştığın konudan önce yan bir Aa, soru artık sorayım. Artık konu bu vidanjör oldu yani konumuz bu oldu. Şimdi Kaliforniya'da... <laughs> Kaliforniya'da eyalet yani tabii ki bu arada da. Yani San Francisco'dasın. Çünkü hani Kadıköy <laughs> bayağı o mertebede ya. Böyle olur ya, bu afriyata... ya şeydeyiz mesela Fisherman's Market'ın orada evet, mesela evet, evet. oturuyoruz mekanda önümüze vidajör <laughs> gelir mi? Gelmez şu anda şunu da fark ettim normal kayıtlarda biz tamamen e, dikkat dağılımından uzak tamamen mikrofona ve kameraya odaklı, odaklı. kayıt yapıyoruz ya evet. şu an o kadar çok stimulation dedikleri böyle şey uyarıcı var. var ki aynen. Bir vidanjörün önümüze park edip de e, hortumunu salıp şu anda tıkanıklığı gidermesi bu Random On The Go podcast'ın yani, bir parçası olmuş olun. Umuyorum daldırdığı yerden çıkacak olan kokular bize ahenkle dans ettirmeyecek. Peki, bir şey diyebilir miyiz? Gittiğimiz yere gittiğimiz yerin bereketini kaçırıyoruz ve orayı bokluyoruz diyebilir miyiz? Yo bence memleketin genel hali ya. <gülüyor> <gülüyor> yani kişiye göre bence değişen bir şey değil. Yüzyıllar boyunca evrilmesiyle birlikte bir armoni, bir harman şekline gelmesiyle vesile olan durum. Ya ben şöyle bir konuya girmek üzereydim. Lütfen. Bir önceki On The Go podcast'te dinleyen geri dönebilir. Sen dedin 20 yıl önce burada bir makarna yedik. Evet. Benim de aklıma şöyle bir şey geldi. Ya biz bayağı senle <laughs> paralel olarak <laughs> köyü tekirdağdan başlayıp aynı mekanları sanki dolaşa dolaşa bugünlere geldik. Bizim seninle yaşamadığımız belki de tek e, farklı yaşadığımız daha doğrusu şehir New York ve olabilir mi? Ve o <laughs> hatta yine aynı ülke bu arada. Yani birimiz birimiz Sırbistan'da birimiz Macaristan'da falan değildik aynen yani. Doğru. Aslında yine ülke olarak tutturmuşuz diyebiliriz. Doğru. Ama farklı zamanlardaydı o. Bir de doğru. senin bir e, cennet maceran Çok vardı. Çok doğru dedim. Cennet maceran evet <laughs> 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 cennet maceranda da ayrı kalmıştık biraz. Yani Bakırköy küçük çekmeci arasında çok bir mesafe olmasa da sen bazlı ama şehir ekseninde yine aynı noktadaydık. Vidanjor Vidanjor seni bayağı Mesmetti ya. Mesmerize dedikleri İngilizce'de mesmerize. <laughs> Mesmetmek. <de>. <laughs> Mesmetmek. <laughs> beni hipnotize et. Senin sevdiğin göndermelerden birini yapalım. Yapalım. Ee, şarkılardan biri var biliyorsun. Mest oldum. Vallahi jest oldum diye Mustafa Sandal'a. Oh. Nasıl hatırlamadın? Şu an şaşkınım. Kız seni alan yaşadı. Evet. Dertlerini de boşadı. Şu an subliminal bir geçiş daha var. Elektrikli bir araç geçiyor. Bir kargo şirketin Evet. E, sponsor olmasın çünkü reklam olmasın. Evet olmasın. Dersin. Ya bu çerez kayıtlar ilginç oluyor gerçekten de şu anda. Yani yayınlanıp yayınlanmayacağım meşhur olsa da gerçekten <laughs> tarih içerisinde yerine alacak olan. Ya ve Bir gün, bir gün arka planda. Yayınlansa kayıtlara geçsin. Şey oluyor ya böyle müzisyenler öldükten sonra bazı kayıtlar ortaya çıkıyor ya. O da olabilir ama bence sıkı dinleyen için böyle spontane Eğlenceli günlük aynen günlük eğlencelik gelişi güzel Ya bu arada şeye il, değinelim. Hani aslında bu on the go podcast'in dolaylı yoldan bir sponsoru var. Senin ha. yakın bölümlerde ben Mavi Sakal'dan Çektir Git şarkısını hediye ettiğin o kendini biliyor dediği kişi sayesinde Instagram canlı yayını açamadığın için ya da akşam bile Aa, belli hı, bir kitleye hadi. ulaşamayacağını bildiğin için o motivasyonun yok senin. Ve Doğru. spontane bir şekilde yani yine buradan tabii ki Kaliforniya eyaletinin vergi mükellefi olan sevgili Samet'i tekrar kutlamak lazım. Getirdiği <laughs> ekipmanlarla birlikte denediğimiz Yolda HKVU serimizin kısa bir bölümüyle daha beraber Bak bu güzel bir isim olabilir. Yolda HKVU. İnanılmaz bir, o tip bir <laughs> buluş değil mi? <laughs> şey gibi eee Vidanjörler... Şahan, şey. Şahan Yolda mı? Öyle bir program var. Neydi adı? Şegerete'de. Şahan Yolda. Şahan de. <laughs> Hiç bilmiyorum. Şegerete mi? Şegerete'de galiba böyle of. Anadolu köylerini gezerdi. Dinleyen şu an anladı. Şoray. 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 Ama o zaman bu Şoray'la... Yani Vidanjör sesinin seni şu dakikalarda bastırdığını düşünerek araya girmeye ihtiyacı hissetti. Peki şey vardı ya? Bu... Özellikle şeyde Spongebob'da vardı. A few minutes later. <laughs> Ama bu a few minutes later yaklaşık 20 dakika sürdü. Vidanjör ile vals. Evet. Dedikten sonra buyur sana. Başarılı bir şekilde kakaları vidanjöre çektikten sonra bu bölüme son verebiliriz. Diye. Tankı, tankı doldurmak her zaman önemlidir. <laughs> Ve şu an vidanjörün bizden uzaklaştırmasıyla birlikte biz de bu spontane sohbete de son veriyoruz. Bu serinin bir dahaki Sohbet bölümünde görüşmek üzere. Görüşürüz. Gelişi güzel sohbetler. Bidançör sorunsalı.